Ne ameliyat oldunuz? Mide küçültme operasyonu geçirdim yaklaşık bir yıl önce. 185 kilodan yaklaşık 80 kilo vererek 105 kiloya düştüm bir yıl içinde. Bu ameliyatta beni destekleyen Öge Takçılar hocama, Profesör Doktor, şu anda İstanbul'da kendisi, büyük emeği var. Beni tekrardan hayata bağladı. Tekrardan yaşama sevincimi arttırdı. Ameliyat olmadan önce yaşam kalitem çok düşüktü. Yani hareket etme, yaşama, nefes alma, yürüme, bir yere giderken hızlı bir şekilde gidemiyordum, nefesim kesiliyordu. Bunların hepsini ameliyat olduktan sonra yaklaşık bir yıl içinde kilo vererek, sağlıklı bir şekilde spor yaparak kilo vererek tekrardan hayata bağlandım. Ameliyat dönemi çok zordu. Ameliyat masasında o süreç çok zor bir süreçti. Ameliyathanenin önüne geldiğimde aslında bir ayağım sedyeden aşağı inmek istiyordu. Ama baktığım zaman hayatımı tekrardan sıfırlamam, tekrardan hayata tutunmam gerekiyordu. O yüzden tekrardan bu sağlam karar alarak hayatımı ikinci baharını yaşıyor diyebilirim şu anda kendime. Zor bir karardı ama cesaret edip başlamam gerekiyordu. Ve oradan hayatımın dönüş noktası orası oldu. Keşke ameliyat olmuşum diyor musunuz? Evet, bence bu kiloda olan ve sağlıklı bir şekilde spor yaparak kilo veremeyen herkes için bu ameliyat şart ve hayatını geri döndürmek açısından çok çok önemli. Tekrardan hayata başladım. Şimdi eski resimlere bakıyorum. Eski resimle bu resimler arasında, Kerem arasında çok dağlar kadar fark var. Bence herkes bir sağlam bir doktorun yanına gidip kontrol olmalı. Ameliyat şansı da varsa bence kaçırmadan olmalı. Bence obezite bir kader değil. Tabii ki geçmişte kendimize bakmamamızdan kaynaklanan büyük bir sorun var orada. Beslenme Sağlık koşulu. sağlıksız beslenme koşulu var. Orada daha dikkatli olsaydık belki o operasyona gerek kalmazdı ama şu anda eğer bir çözüm yoksa mutlaka bir sağlam hekime başvurup ameliyat şıkkını gözden geçirmeli herkes. Tekrardan hayata dönüyorlar insanlar. Tekrardan bambaşka bir insan oluyorlar. Bambaşka bir karaktere bürünüyorlar. Özgüven bitik bir noktaydı. İnsanların arkasına saklanıyordum ben beni görmesinler diye. Ama şimdi baktığım zaman özgüvenim daha yüksek. Kendime daha fazla güveniyorum ve herkesin içinde çok rahatlıkla gezebiliyorum. Onu da geçtim. Elbiseler, yani büyük beden bulmakta baya baya zorlanıyorduk. Normal bir yere gittiğimiz zaman elbise alamıyorduk. Özel dikim yerlerine gitmemiz gerekiyordu. Ama artık bundan sonra daha küçük bedenlerde normal herkesin giyindiği yerlerden elbiseleri alabiliyoruz. Bu çok güzel bir şey bence. Aile fotoğrafı, arkadaş fotoğrafları çektirdiğinizde görüntülere girmemek için arka taraflara saklandığınız oluyor muydu? Çok fazla oluyordu. Çok fazla saklanıyordum. Beni çekmeyin diye çok fazla söylüyordum. Oralarda saklanırken çok garip bir duygu, yani kimsenin yaşamasını istemediğim bir duygu. Ama şimdi baktığım zaman kendim fotoğraf çekiyorum ve ondan sonra da zaten çok farklı her şey, yani o kiloyu verdikten sonra. Ameliyat olmadan önceki özel hayatınızla ameliyat olduktan sonraki özel hayatınız arasındaki fark? Şimdi ameliyat olmadan önceki özel hayatımda normal bir standart bir hayatım vardı. Kendi özgüvenini kaybetmiş, her şeyde geri duran, hiçbir şekilde girişimcilik yapmayan bir Kerem vardı. Ama şu anki özel hayatımda daha fazla girişimci, daha fazla hayata atılan, daha fazla hayatı tutan bir Kerem var. Yakında da zaten nikahım var. Bu ameliyat aslında bana ikinci baharım yaşattı. Hayatımın yegane aşkını bulmamı sağladı. Bu da benim için çok önemliydi zaten. Gayet mutluyum şu anda.